başlangıç umutların ve olasılıkların taze bir nefesidir. Bu haftanın ilk günü, bir ayın ilk günü, bir mevsimin geçişi olabilir. Ama bence aralarında en büyüleyici olanı yeni bir yılın eşiğinde olmaktır. Çünkü yeni bir yıl, ertelediğimiz şeyleri nihayet ele almak, başlayabilmek ve hatta tamamlayabilmek için bize büyük bir motivasyon verir. Bu videoda erteleme alışkanlığını bilimsel yönden ele alacağız. Bununla nasıl başa çıkabileceğimize dair bir keşfe çıkacağız. Ve ayrıca tarihte erteleme alışkanlığı bilinen bazı ünlü, başarılı insanların ilham verici hikayelerine de değineceğiz. Ertelemek, basitçe bir görevi veya kararı bilerek ve gereksiz yere ileri bir tarihi öteleme davranışıdır. Çoğu zaman tembellikle birlikte anılsa da, genellikle bir görevin zorluğundan veya hoşnutsuzluğundan kaçınmak amacıyla yapılır. Erteleme sadece zaman yönetimi sorunlarından değil, aynı zamanda kişinin duygusal durumuyla da yakından ilişkilidir. Erteleyen kişiler genellikle stres, kaygı ya da mükemmelliyetçilik gibi faktörlerle de erteleme eğilimi gösterirler. Günlük hayattan bazı örnekler verecek olursak, bir öğrencinin sınav çalışmasını son güne kadar ertelemesi, bir çalışanın önemli bir raporu teslim tarihine kadar bekletmesi veya ev işlerini ve alışverişi sürekli olarak sonraya bırakmak gibi durumlar hepimizin başına gelmiştir. Ancak burada üzerine düşmemiz gereken bazı yanlış anlamalar var. Öncelikle ertelemenin tamamen tembellikten kaynaklandığı düşüncesi. Ancak erteleme çok daha derin bazı psikolojik faktörlerle ilişkili olabilir. Bir diğer yanılgı ise erteleyen kişilerin hiçbir şey yapmadığı düşüncesi. Oysa erteleyen kişiler küçük küçük başka görevleri yaparlar ancak asıl yapmaları gereken işi daha sonraya ötelerler. Bizler ertelemenin potansiyel olumsuz sonuçlarını bilmemize rağmen neden ısrarla ertelemeye devam ediyoruz? 2022'de Nature Communications'ta yayımlanan bir çalışmada beyin taramaları ve bilgisayar modelleri kullanılarak bu sorunun yanıtı aranmış. Araştırmacılar insanların belirli görevleri neden ertelediklerini anlamak için katılımcıların beyin aktivitelerine bakmışlar. Erteleme davranışını da laboratuvarda yapılması gereken bir görevi ertesi güne ötelemek ve evde tamamlanan idari formların iade edilmesindeki gecikme olarak değerlendirmişler. Buldukları şey özetle şu: bizler bir işi şimdi yapmayla kıyaslandığında daha sonra yapmanın çok daha az çaba gerektirdiğini düşünüyoruz. Yani bir görevi ertelediğimizde beynimiz aslında bu işi daha az zahmetli olarak algılıyor. Başka bir deyişle beynimiz bizi kandırıyor. Yani bunu sonra yaparım, daha kolay olur gibi bir düşünceye kapılıyoruz. Yani bilişsel bir yanlış anlamaya varıyoruz. Makalenin linkini açıklama bölümünde paylaşıyorum. Bu çalışma hepimizin zaman zaman yaptığı erteleme davranışlarının nedenleriyle ilgili öngörüde bulunurken bu alışkanlığı nasıl kırabileceğimize dair yeni perspektifler bizlere sunuyor. Bu bilgiler ertelemeyle mücadele ile ilgili bize daha yeni yollar açabilir ve daha etkin bir şekilde harekete geçmemizi sağlayabilir. Peki, ertelemek her zaman kötü müdür? Ertelemenin her zaman olumsuz bir davranış olduğu düşüncesi yaygın, ancak buna başka perspektiften bakanlar da var. John Perry, Erteleme Sanatı kitabının yazarı olan bir Amerikalı filozof. Kendisi Stanford Üniversitesi'nde hoca olarak görev yapmış ve daha çok kimlik ve bilinçle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Perry özellikle yapılandırılmış erteleme üzerine çalışmalarıyla tanınan bir felsefe profesörü. Bu teori erteleme davranışını faydalı bir yöntem olarak kullanmayı ve bu şekilde kişinin daha üretken olmasını sağlamayı amaçlayan bir bakış açısı. Perry'e göre ertelemek yaratıcılığı ve verimliliği arttırabilir. Önemli olan erteleme sürecini verimli bir şekilde yönetmek. Yapılandırılmış erteleme, daha az önemli görevleri yaparak daha önemli görevlere dolaylı yoldan yaklaşmayı içerir. Bu da erteleme davranışını yaratıcılık ve bir problem çözme aracı olarak değerlendirmeyi mümkün kılar. Erteleme Sanatı kitabında Perry, erteleme davranışını daha verimli, daha üretken ve daha yaratıcı olarak kullanabileceğimizi savunuyor. İnsanlık tarihi erteleme alışkanlığı olan pek çok başarılı kişiyle dolu. Özellikle bazı büyük isimlerin başarılarına ulaşmalarında erteleme alışkanlıklarının rol oynadığı bile düşünülebiliyor.
Ancak bu durumun onların verimliliğini nasıl etkilediği bence tartışmalı bir konu. Zira daha az erteleselerdi belki çok daha verimli ya da çok daha başarılı olabileceklerdi. Bunu hiç kimse bilemez. Bu kişilerin belki de en ünlüsü Leonardo da Vinci. Da Vinci'nin birçok projesi yıllar boyunca sürmüş ve bazıları tamamlanmamış bile olsa onun yaratıcılığı ve yenilikçi düşünce tarzı tarihte derin izler bırakmıştır. Örneğin Mona Lisa'nın yapımı 10 yıldan fazla sürmüş ve Da Vinci hayatı boyunca birçok projeyi tamamlayamamıştır. Ancak bu onun sanat ve bilim alanına yaptığı devrim niteliğindeki katkıların değerini azaltmaz. Bu bağlamda erteleme alışkanlığının yaratıcılık süreçlerine nasıl bir etkisi olabileceği ve bu alışkanlığın yaratıcı düşünceye nasıl katkıda bulunabileceği üzerine düşünmek ilginç olabilir. Mozart tüm zamanların en ünlü bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Ancak o da bazı önemli görevleri ertelemesiyle bilinir. Örneğin en ünlü eserlerinden biri olan Don Giovanni operasının üvertürünü eserin premierinden sadece bir gece önce tamamladığı bilinir. Bu Mozart'ın son dakikada yaratıcılığının doruğa ulaşmış olması olarak da yorumlanabilir. Ve onun bu tür bir baskı altında en iyi işleri çıkarttığı düşüncesini de bizlerin aklına getirebilir. Harry Potter serisinin yazarı olan Rowling, erteleme alışkanlığına sahip olduğunu sık sık açıkça dile getirmiş olan biri. Hatta kitabının bazı bölümlerini yazmaya zorlandığında ya da sıkıldığında Twitter'da öyle boş boş vakit geçirdiğini de söylemiştir. Belki Rowling'in de bu alışkanlığı yaratıcı sürecin bir parçasıdır ve onun eserlerindeki derinlik ve yaratıcılık bu şekilde beslenmiş de olabilir. Frank Lloyd Wright, bu çok ünlü Amerikan mimarı, başyapıtı olan Falling Water'ı tasarlamak için müşterisinin ofisini ziyaretini bildirmesine kadar beklemiştir. Ancak o zaman tasarımını ele almak için motivasyonu bulabilmiştir. George Martin, Game of Thrones adıyla dizisi çekilen A Song of Ice and Fire isimli epik fantezi roman serisinin yazarı Martin, kitaplarını yazarken uzun süreler ertelemeler yapmış ve serinin son kitaplarını tamamlamada önemli gecikmeler yaşamıştır. Yes, yes, there is something I want to ask you. How the fuck do you write so many books so fast? I think, I've had a really good 6 months. I've written 3 chapters and you've finished 3 books in that time. Yazarın kendisi de kitapların kalitesini korumak için acele etmemeyi tercih ettiğini ve hayranlarının sabrını takdir ettiğini söylemiştir. Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain sık sık yazılarını son dakikaya kadar ertelemiştir. Twain eserlerini yazarken kendi kendine belirlediği son tarihleri kullanarak baskı altında çalışmayı tercih etmiştir. Kendisinin şöyle bir sözü var. Bugünün işini yarına bırakma, mümkünse ertesi güne bırak. Bu ilham veren insanlara ait özellikleri elbette ertelemeyi yüceltmek için sunmuyorum. Aslında kendi hayatımda da ertelemeye dair yaşadığım zorlukları çok iyi biliyorum ve bu dertten ben de muzdaripim. Bu durumu aşmak için de sürekli bir çaba sarf ediyorum. Ancak bir yandan bu durumu birden fazla işle aynı anda sürekli meşgul olmamdan kaynaklanan ve bana daha fazla üretim yapma güdüsü veren bir davranış olarak da görüyorum. Kendime bu konuda anlayış göstermeye çalışıyorum. Ben her sene Aralık ayını tüm yıl boyunca ertelediğim işleri böyle bir gözden geçirip ele alma fırsatı olarak görüyorum. Aslında bunu siz de yaptığınızda bir yıl boyunca ertelediğiniz işlerin en az yarısının bir hafta içinde tamamlanabileceğini göreceksiniz. Bu konuda attığım bazı adımları paylaşacağım ancak bu adımların atılmasında uygulanan zaman yönetimi yöntemleri de çok önemli. Bunun için benim de sık uyguladığım 2 yaygın yöntem var. Öncelikle Pomodoro tekniği. Bu teknik Francesco Cirillo tarafından 1980'lerde geliştirilmiştir. Farklı uygulama biçimleri olsa da temel ilkesi işleri 25 dakikalık odaklanma süreleri yani Pomodoro'lara ve 5 dakikalık kısa mola aralıklarına ayırmaktır.
Pomodoro tekniği uzun görevlerin üstesinden gelmeyi kolaylaştırır ve sık molalar vererek kişinin zihninin taze kalmasını sağlar. Böylece erteleme alışkanlığının engellenmesine katkıda bulunabilir. Bu yöntem görevleri önem ve aciliyet derecelerine göre 4 kategoriye ayırır. Acil ve önemli, önemli ama acil olmayan, acil ama önemli olmayan ve ne acil ne de önemli. Bu matris kişinin öncelikleri belirlemesine ve zamanını en etkili şekilde kullanmasına yardımcı olur ve böylece önemli görevleri erteleme eğilimini engellemeye de destek olur. Benim bu zaman yönetimi tekniklerinden faydalanarak attığım adımlar şunlar. Yıl boyunca ertelediğim tüm görevler için detaylı bir liste hazırladım. Bu liste evde yapılması gereken böyle ufak tefek düzenleme işlerinden yarım kalan yazılarımı tamamlamaya kadar uzanan bir liste. Her göreve bir öncelik düzeyi atayarak en önemli işlerden başladım. Örneğin iş ile ilgili raporları ilk hafta içinde bitirmeyi, evdeki düzenlemeleri ise ayın sonuna doğru yapmayı planladım. Büyük projeleri daha küçük, yönetilebilir parçalara böldüm. Örneğin kitap projem için her gün mutlaka belirli bir sayfa kalemi alıyorum. Her tamamlanan görev sonrasında kendimi mutlaka küçük hediyelerle ödüllendirdim. Bu özel bir akşam yemeği olabilir, bir arkadaşımla dışarı çıkıp kahve içmek olabilir ya da sevdiğim bir kitabı uzun zamandır ertelemişimdir kendime almayı, onu kendime hediye etmek olabilir. Yeni yılda başarmak istediğim şeyler için net hedefler koydum. Bu düzenli spor yapmak, işte sağlıklı beslenmek gibi şeyler. Aslında geçen sene de bu hedef listem arasındaydı. Bu sene büyük oranda uyudum. Özellikle son yılın 6-7 ayını bu konuda verimli geçirdiğimi söyleyebilirim. Her sabah 10-15 dakikayı kitap okumaya ayırma ya da her akşam düzenli olarak kısa yürüyüşlere çıkma. Bunlar faydalı düzenli rutinler. Hem fiziksel hem zihinsel sağlığımızı korumaya da çok yardımcı oluyorlar. Bence bu herkes için farklılık gösteren bir şey. Ancak ben özellikle hedeflediğim bazı şeyleri çok yakınlarıma söylemekten ve bu konuda arada onların beni dürtmesinden fayda sağlayan biriyim. Bunu yapabilirsiniz ya da tamamını kendinize saklayabilirsiniz. Ancak bir kenara not almanızda, en azından kendinizi hatırlatmanızda fayda var diye düşünüyorum. Yeni yıl, geçmişteki ertelediğimiz işleri tamamlamak için ve geleceğe dair hedefler koyabilmek için gerçekten harika bir fırsat. Gönül isterdi ki bu koyduğumuz hedeflerin hepsini de tamamlayabilelim, hepsine de ulaşabilelim. Tüm bu planlara uymak gerçekten harika olurdu. Ancak her zaman her şeyi tam olarak planladığımız gibi yapamayabiliriz. Bunun için sürekli kendimizi suçlamak, kendimize acımasız davranmak ve kendimizi öz şefkatimizden mahrum bırakmak bence ertelemekten daha çok zarar veren bir davranış. Hayatta zaman zaman hepimiz her şeyi erteleyebiliriz. Ancak bence hiçbirimizin asla ertelememesi gereken tek bir şey var. O da her fırsatta sevdiklerimize onları ne kadar çok sevdiğimizi söylemek. Hepinize şimdiden harika bir yıl diliyorum. Umarım daha fazla ertelemeden ve yeni yıla girmeden bir video daha hazırlayabilirim. Sanat ve bilim hayatınızdan eksik olmasın. İyi seyirler ve mutlu yıllar.